Herkese selam arkadaşlar. Sağ alt köşede yer alan abone ol butonu tıklayarak kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Araplar Türkiye'den neden korkar? Araplarda atalarının hırsı olsaydı Türkiye'nin gelirlerinin iki katı olan gelirleriyle bir güç oluştururlar ve Türkiye'den korkmak yerine onu Endonezya'dan Mağrib'e kadar tüm ümmetin korkularını gideren bir sığınak olarak görürlerdi. Yunanistan, Türkiye'nin ilerlemesinden, tekrar kendini toparlaması, rolüne geri dönmesinden veya şanlı günlerinin geri gelmesinden korkuyor olabilir. Çünkü halifeliğin otoritesi altında olduğunu unutmadığını, fakat Ortodoks hoşgörüsüzlüğünün aksine İslam inancı gereği dini özgürlüklere saygı duyulduğunu unuttuğu görülüyor. Fransa da aynı sebepten dolayı Türkiye'den korkabilir ki bunu da anlayabiliriz. Çünkü Osmanlı hanedanlığının gelişiyle atalarının yaptığı çapulculuğun durduğunu unutmasa da atalarının Osmanlı halifeliğine sığındığını unuttu. Portekizlilerin de Türkiye'den korkmasını anlarız. Çünkü Osmanlı onları Arap Denizi, Kızıldeniz ve Akdeniz'den kovdu. Almanya'nın da Türkiye korkusunu anlarız. Çünkü Osmanlı modern Avrupa'nın kurucusu 5. Charles'ı Akdeniz'den çıkardı ve Mağrip'teki İstirdat Savaşı. Bu savaş Müslümanların Endülüs'te fethettiği toprakları tekrar ele geçirmek için İspanya'nın başlattığı savaş olarak biliniyor. Bölgedeki Hristiyan Kaiserliği projesini sona erdirdi. Türkiye'ye karşı Farsların da korkusunu anlayabiliriz. Çünkü günümüzde olduğu gibi geçmişte de Sünni İslam'a karşı savaşıyorlardı. Onları Selçuklular ve Osmanlı hilafetinden başka kimse engelleyemedi. İsrail'in Türkiye korkusuna gelince, burada nankörlük ve ırkçı saldırıdan başka bir şey göremiyoruz. Çünkü Avrupa'daki din ve ırk temelli savaşlarda Yahudileri sadece İslam halifeliği korumuştu. Arapların Türkiye'nin kalkınmasına karşı düşmanlıklarının gizemi. Bazı Arap yöneticilerin Türkiye'den ve gelişmesinden duyduğu korku ise bizi gerçekten şaşırtan bir gizem. Biraz mertli olan bir Arap, büyük ve küçük Emevi hilafetinin yıkılmasından sonra Osmanlı olmasaydı tek bir Arap'ın kalmayacağı gerçeğini inkar edemez. Selçuklular olmasaydı Sünniler ve Araplar darmadağın olurdu. Osmanlı olmasaydı bölgede Müslüman kalmazdı. Çünkü İstirdat Savaşı Açlı Seferlerinden bile daha çetindi. İstirdat Savaşı Müslümanların daha ilerlemiş ve güçlü olduğu dönemde yaşanırken Açlı Seferleri Müslümanları maddi manevi çöküşe başladığı dönemde gerçekleşmişti. Osmanlı ve Akdeniz'in korunması. Osmanlı olmasaydı 5. Charles'ın almak istediği ve o dönemde bizim deniz diye adlandırılan Akdeniz Roma'ya bağlı kalırdı. Aynı şey Arap Denizi, Kızıldeniz ve Körfez için de geçerli olurdu. Osmanlı olmasaydı İran ve Portekiz ittifakı İran'ın İslamiyet öncesi dönemde sömürgesi olduğu için iftihar ettiği Lahmiler Devleti'ni ve Gassaniler Devleti'ni geri alabilirdi. İsrail Bizans'a alternatif olabilir ve belki Rusya da şu an Bizans'a alternatif olma hayalini kuruyor olabilir. Bunların hepsinin Türkiye'nin eski günlerine, özellikle atalarının şanlı günlerine geri dönmesinden korkmasını anlıyoruz. Bu modernlik ve aydınlık bahanesiyle medeniyet kılıfına sokulmuş, barların ve cinselliğin ötesine geçemeyen ilkel yaşam hayallerinin sonu anlamına gelecektir. Eğer Araplar birleşerek bir İslam devleti kursa, o devleti ve hedeflerini koruyacak olan Türkiye'dir. Fakat haklarından uzak bulunan, gerçekleşmesi mümkün olan bu rüyanın gerçekleşmesi hırsına sahip olmayan Arap yöneticileri, köleler ve korunanlar olarak iki kısma bölünmeyi tercih ediyorlar. Birleşmek yerine Safevilerin ve Siyonistlerin köleleri olarak ayrışıyorlar. Eski kabilelerin kendi aralarındaki savaşlarına dönme keyfini yaşamak için ABD'ye, Rusya'ya ve onların kolları mesabesindeki İsrail ve İran'a iki kat haraç ödüyorlar. Bu görüşler Ebu Yarab el-Marzuki'ye aittir. El-Marzuki devrim sonrası Hammadi el-Cibali hükümetinde devlet başkanlığı yapmış Tunuslu bir düşünürdür.